aramızda kazanılmış bir puan mı, kaybedilmiş iki puan mı? Yani bu konuda bir şey söylemek çok zor. Belki doğru dürüst pozisyon vermeden 2-0 geriye düştük. Esasında oyunun ilk bölümünde Nefsin'in bizden iyi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Maça gergin başladık. Bu psikolojiyi bilmiyorum. Ben ilk defa bir Nefsin maçında bulunuyorum. Ama şartlar ne olursa olsun Nefsin gibi bir takıma 2-0 geriden gelir. Önce puanı kurtarmak, hatta ikinci yarıda rakip kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar var. Burada başarılı olamadık. Bizim için bir gol çok önemliydi. O golü bulduktan sonra ikinci yarıda zaten son yarım saat oyunun tamamen hakimiyeti bize geçti ama genele baktığımız zaman, 90 dakikaya baktığımız zaman bu oyun dahi Nefsi'ye kaybetmemiz için yetti. Yani esasında taraftarımız açısından son derece zevkli bir maç oldu. Yani baskı altında geçen bir ikinci yarı. Ama Nefsi bizden daha sakin oynadı, daha akıllı pas yaptı. Bunu kabul etmek lazım. Mağlup olmamak da bugün bu skordan sonra en azından bir teselli oldu bizim için. Onun dışında çok fazla söyleyecek bir şey yok. En azından aradaki puan farkını muhafaza etmiş olduk. Lige oldukça geriden başlayan bir takımdı ikinci yarıda. Puan olarak çok gerilerdeydik. Şimdi bütün umudumuz üst grubu yakalamak. Bunu ne kadar başarırız bilemiyorum. Bölüm bölüm iyi oynadık. Yani ikinci yarıda bölüm bölüm iyi, hatta yani çok az zamanda olsa çok iyi ataklar oldu. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok. Yani taraftarımız en azından bu stattan takımlarının büyük mücadelesi, oyunun son bölümü de olsa onlara en azından bir mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadığımız için mutluyuz. Güzel bir futbol günüydü. Her şey vardı. Pozisyon vardı, gol vardı, kaçan gol vardı. Kartlar vardı. Kartları göremedik gerçi. Ben yani oyunun ikinci yarısında son bölümde pozisyonların birçoğunu topu takip etmekte zorlandım. Futbolcularını takip etmekte, rakibi de aynı şekilde takip etmekte zorlandım. Yani sadece kendi önümüzdeki pozisyonları görebiliyorduk ama bizim ikinci yarıda sağ taraftan geliştirdiğimiz atakların birçoğunda yani bizim futbolcumuz nerede, rakip futbolcu nerede, bunları görmekte zorlandık. Yani heyecanlı bir futbol günüydü. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Azerbaycan'a geldiğim zaman duyduğum bir şey vardı. Rakimden Nefsi biraz sempatiyle bakıyorlar. Şimdi hakimin verdiği bazı hatalı kararlar da olabilir. O bizim lehimize de olabilir, aleyhimize de olabilir. Bu lig bu hakimlerle oynanacak. Hakimlerimize her zaman güvenmemiz lazım. Yani bizim için kötü bir karar da verse, bizim için iyi bir karar da verse, doğruysa doğruyu görmek lazım. Yani Nefsi kulübesinden Nefsi gözlüğüyle, Lankaran kulübesinden Lankaran gözlüğüyle maçı seyretmemek lazım. Bizim görevimiz gördüklerimizin doğru futbol oyun kuralları içerisinde mi değil mi? Hata her zaman olacaktır. Olmuştur. Bugün de olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Yani ne oldu da yanlış kararlar verdi? Yani kafayla vurduğumuz top out'a gitti ve gol mü verdi? Out'a giden topa korner mi verdi? Ne oldu? Gol vurduk sağ olun.
Yani bizim için de tartışılacak pozisyonlar var, hepsi için de var. Ama normaldir yani hocanın bu konuşması normaldir. Bu psikolojide kazandım derken maçı kazanamaması, 2-2 bitmesi normaldir. Yani hocamıza da bir şey söyleyebiliriz. O belki öyle görmüştü, ben böyle görmüştüm. Bunlar normal şeylerdir maçtan sonra. Sadece Nevşin'in iyi bir takım olduğunu söylemem lazım. İyi bir takım. Bu kara Türkiye'de de var. O taraftarla güzel bir oyundu. Bir derbiden bahsediyorsanız, bırakın o derbinin her iki tarafının taraftarı da o maçta olsun. Yani tek taraftarla derbi olmaz. O derbinin heyecanı olmaz, zevki olmaz. Yani olabilir, bazı hadiseler olabilir şeylerde ama bu insanları bu zevkten mahrum etmemek lazım. Bugün buraya Nefsi taraftarı gelseydi ben mutlu olurdum. Bakü'de bizim taraftarımız takımın yanında olsa, o heyecanı yaşasa, futbolun güzelliği insanlardır, taraftarlardır. Yani tek taraftarlı derbi olmaz. Olmaz, o inşallah düzeltilir o kadar. Çünkü aynı sıkıntı Türkiye'de de var.